biz orada bulunduğumuz müddetle o gün için Bitlis'e naklifte. Belki günü Rus tamam başladı Bitlis boğazına geldi. İkinci günü Bitlis'in kışlalarının batı tarafında tepede durarken kendisine 7-3 kurşun tasarruf etti. 3 mermi. Biri göbeğinin başına hançere. Biri sol memesinin üstünde cara tabağının içinde. Biri sağ omuzunun başında, bu omuz başında. Her 3 mermi böyle kaldı. Heyrette kaldı. O vaktin kumandanı işte son beyde Nafi'e vekili Kel Ali Bey'di. Kel Ali Bey ismine birisiydi. Hirette kaldılar. Dediler ya ustad, ya Bediüzzaman. Sana dedi mermi kurşun tesir yapmıyor. Efendim dedi, Allah insanla beraber olursa top mermisi bile insana tesir yapmaz. Birkaç gün böyle o müsademede bulunduğumuz için müdafaada ikinci, üçüncü günün heyeti hal Ruslar içeri işgal etti. Gecenin bir zamanında biz bozgun bir vaziyette şehirden çıkmak istedik. Şehrin sokaklarda düşerken çarşıya doğru yürüdük. Çarşıda Ermenilerle Ruslar önümüzü kesti. Gece olduğu dolayısıyla tanıyamadık. Bir miktar orada eğlendik. Bir miktardan sonra içimizde bir talebe Rus ve Ermeni olduklarını tanıdı. Bizi ihbalen, bizi teşvik etti Rus Ermeniler de. Biz hemen kendimizi ateş attık, bir iki ateşle içimizi kendimiz içlerine vurduk. Vurduktan sonra ustad önümüzdeydi. Ben ve yegeni Übeyt, onun peşindeydi. Übeyt hemen vuruldu. Ateş açıldığı zaman vuruldu, düştü. Ben üstünde 5-10 dakika eğlendikten sonra ustad epey mesafe açtı bana. Ben tekrar peşinde koşaraktan karanlık gece zulmat tipi karlar tipiklerinin içindeydim. Gidim çarşının başına tamam isabet ettiğim zaman ustad köprüye gitmiş, Ruslar önünü kestiği için geri geliyordu. Yerimde ile birden ani tasadüf etti. Tasadüfümüzde ben kendisini birden tanıdım. Ustad dedim, Beyt şehit oldu. Gel. Dedi sen sağ ol, sen niçin döndün dedim. Dedi köprüyü Ermeniler kesmişler. Hemen oradan döndük, divar vardı. Divardan kendi karşıdaki mahalleye gitmek için kendimizi attık. Kendimizi atan yerde, duvardan kendimizi atar atmaz o bir taşın üstüne düştü. Sağ bacağı kırıldı, ben de sol tarafına kendimi attım, bir suya düştüm. Duvardan kendimi attığım zaman düzlendim, sular benden gitti, o da düzlendi. Dedi Ali, benim ya bacağım çıktı ya kırıldı. Ben orada biraz kırtalık ettim. Dedim ustad ben ne yapayım, sen bizi burada 5 talebeyi eylemiştin bir fırka Rus'a karşı. Tabii senin kıçın kırılacak. Kıçın kırılacak. Ben bu sözümü derken derhakat nadim kaldım. Pişman oldum, hemen kendisine yanaştım. Silahımı verdim eline, dedim ustad bende dedim şey kalmadı, al tüfeğini kendinden et dayak çık. Hemen tüfeği aldı, sol koltuğuna verdi, sağ koltuğuna verdi, sol elini de benim omuzuma attı. Biraz ayakta durduktan sonra 3-5 dakikadan sonra karşıda bir kanal görüldü, bir lağım gibi bir şey. Beni dedi o lağıma götür, bırak ben sana izin verdim git. Yani yarım saat bile uğraşa ancak onu götürdüm o lağıma yerleştirdim, oturttum mütemadiyen ben böyle mahcup olarak o söz nedir ben hırtada söyledim. O mahcubiyet yüzümde kalmış iken bana dedi git. Ben kendisine cevap vermediğim için tekrarladı git. İkinci sefer dedim ben gitmem. Niçin gitmesin dedi. Dedim ben gitmiş olsam belki kurtulmam. Kurtulsam bile seni bu vaziyette kime vesvesen beni naletle yad ederler. Madem ki beni naletle yad edecekler ben ölümü seninle o gitmeye tercih ediyorum. Sağ elini benim başıma bile mahsederaktan dedi. Daya hayran. Kürtçe ana lisanıydı bizim. Daya hayran korkma dedi. Rus kaderimizde esirlik var. Rus bizi esir yaptı. Dedim ustad ben korkmuyorum. Kaderde ne varsa kadere boyun eğmeliyiz. Bir miktar böyle geçtikten sonra 5-10 dakika sonra bana dedi ki Ali kalk olur ki bizim talebeler gelir. Ben çıktım dışarı baktım karanlık dedi. Ha hiç sabah olmadan sabah sular ne kadar nazar kıldımsa hiç kimseyi göremedim. Tekrar içeri girdim kanaldan içeri, lağımdan içeri. Dedim usta kimse yok.
bir müddet daha kaldı, tekrarladı bana. Çık, ben tekrar çıktım, baktım benden 50 metre daha ileri, 50 metre kadar üç kişi kefine sarılmış, bir beyaz şeyle para bölünmüşle gidiyorlar. Birisinin ismi Malla Said'di. Hemen Malla Said diye bağırdım, hemen sözünü alır almaz durdu, yüzüme dönüp baktı, tanıdım. Gelin dedim, ustad buradadır. Biz o vakit ustada Seyda verdik. Seyda gelin buradadır, gelir gelmez niçin Seyda kaldı buraya? Dedim, biz bu duvardan kendimizi attık. Bilmiyorum, Seyda'nın ayağı kırıldı mı yoksa çıktı mı? Şimdi bu lağımın içerisinde oturuyor. Hemen girdiler içeri, onlar da orada anladılar. O gün için mütemadiyen akşama kadar bekledik orada. Akşam kendimizi tedbir kurduk ki hepimiz bizden çıkalım. O arkadaşımız olan Malla Said gürbüz bir adamdı. Biz ona böyle karar verdik ki o üstadı arkalıya, biz de sağında solunda biri önümüzde biri peşimizde gidelim. Böyle kararlaştıktan sonra grup ezanından sonra parama köker çökmez. Bizim lağımın önünde bir pencere vardı. Demek ki Ruslar orayı keşfetmişler, o lağımı görmüşler. Lağıma bomba koymamak için oraya aynı gecede bir nöbeti giydiler. Nöbeti bizim olduğumuz yerde gidip geliyor. Biz de çıktık, baktık nöbeti. Sözlük ustada dedi, usta bizim önümüzde bir nöbeti kapıda bekliyor. Ne dersin? Dedi, herhal hissetmişse bizim burada olduğumuzu. Artık bilmiyorum dedi. Herhal hissetmişse etmemişse bilmem. Biz daha istedik nöbeti içeri çekiyor. Silah değil, ustadın belinde hancar, namakamesi ve tabancası vardı. Biz onu hancar tabancayla vurmak istedik. Ustad ve biz de münasip görmediğimiz için dedik. Bağırır, önümüzdeki pencere yakındı. Pencerede Ruslar kalıyorlardı. Bir tabur askeri orası kan mıydı, otel miydi, gezdiler oraya. Ruslar sesimizi alır, bizi burada imha eder. Cesaret edip nöbetçiyi içeri çekemedi. Aynı sabaha kadar sahip ve sahip nöbetçi değişildi. Sabah olunca o dağlara, güneş atıncaya kadar nöbetçi bekledi. Güneş attıktan sonra nöbetçi gitti. O gün için akşama kadar, saat ikindiye kadar ustad her ne kadar bize ısrar etti, kan teslim olarak biz mane olduk. Dedik bizi Ruslar ve Ermeniler vurarlar, biz muvaffakat vermedik. Öğleden sonra kendiyle öğle arasıydı, dilden ve acdan, soğuktan ve korkudan. Açlık da hatırımıza gelmedi zaten. Soğuktan ve korkudan, dilden düştük. En nihayet ölümü tercih kıldık. Ölümü tercih kıldığımız için ustada muvaffakat verdik, dedik teslim olalım. Ustad bize, evet ben size baştan dedim, bu ıstıraptan teslim olmak daha doğruydu. Evet ben size söyledim ki kader bizi esir ettirdi, siz beni dinlemiyordunuz. Korkmayınız, bizim kaderde esaret, esirlik var. Yani ne olursa olsun dedik, işte ölüm tercih etmemiz bu tutuma. Madem böyle olacak, teslim olalım dedik. Efendim, ikimizde arkadaşın birini tayin ettik, kalktık, gönderdik gittik Ruslara. Ruslara giderken o arada bir silah sesi geldi. Gelir gelmez hepimiz karar verdik dedi, gördün ya usta, sen bizi eli kolu bağlayıp öldürmeye veriyorsun. Bak, filan Abdülvahabi vurdular. Giden de ismi Abdülvahabi, kim İran'dadır. Abdülvahabi vurdular, gördün ya. Onun için hepimizde yani mülakat emin olarak burada bir ümitsizliğe düştük. Birçoktan sonra, bir müddet böyle kaldıktan sonra bir baykınlık geldi hepimize. Hem korkudan hem soğuktan ben böyle sağ yanımda olan arkadaşım Said'in kucağına düşmüştüm. Ben bir de uyandım, baktım ustad okuyor. Ustad okuduğu için dedim, ustad dedi, ne var dayı hayran bana dedi. Niçin dedi, dedim ben seni helal etmem, niçin dedi. Dedim sen bana sebep oldun ya. Sen bizi beş kişiyi tutun bir Rus fırkasına karşı. Şimdi de sen Bediüzzaman'sın. Senin çok büyük hasenatın, çok büyük hıratların, tedrisatın var. Sen mahşer yerinde beni onlara hissedar etmesin ve seni helal etmez. Lafı da yanısına söyledim. Bir daha tekrar dedi, daha hayran korkma. Kader bizi asil ettirdi. Hayır dedim, vallahi ben korkmuyorum. Korkmaktan çıkmış dedim. Pekala dedi, neyse bir daha bir müddet daha ben baygın bir vaziyete geçtiğim için öyle şey olmuş. Baktım ki benim arkadaşım Said böyle bir dirsek benim göğsüme vurdu. Dedi kalk Ali dedi, Ruslar bizi tuttu. Ben hemen gözümü açar açmaz baktım kapıyı, kanalın kapısını böyle lağımın kapısını kesmişler Ruslar. Eyvah arkadaşım ama silahı düzeltti, düzeltti düzeltti, Ruslar sağa sola ayrıldı.
ayrıldığı için arkadaşımız olan Abdülvahab içeri gelip zaman dedi, bir harekete davranmayın dedi, bize bir şey söylemeyecekler. Bana hitaben dedi, Ali tüfeklerinizi alın çıkın. Ben hemen acele tüfekleri aldım, çıkar çıkmaz o Ruslar tüfekleri benim elimde görür görmez arkadaşımız da tüfeğe el attığı için 50 kişi gelmişti bizi almaya. Her 50 kişi birer dipçik, birer namlı benim kafama indirdiler. Beni ölü olarak o karın içine düşürdüler. Ben ölüyken öyle baygın bir vaziyette ustad yarım saat sonra çıktı. Yarım saatten sonra beni o vaziyette gördü, bir çok sinirlendi. Ruslara karşı ama Ruslar ne anlayacak onun sinirini? Hakikat çok sinirlendi. Çok da böyle hiddetle sözler dedi. Bu arada İrmanlar dışarıdı. İrmanlar artık büyük büyük tükre, İrman kateleri büyük büyük tükre başladı. Artık bir yandan İrmanlara cevap, bir yandan da Ruslara cevap. Ruslar da vaziyetini alıp bizi ortaya aldılar. Bizi aldılar ortalarına İrmanlardan kurumak için. İrmanlar bize taş attı, kerte yattı, o duvardan taş çekiler, atılar. O Ruslar da bizi müdafaa etmek için sağa sola bizi almışlar içeriden, 50 kişi. Artık netice bir yarım saat, bir saat kadar böyle o arada bizi bile müdafaa ettiler. Üstadın bacağı kırıldığı için Ruslar anladı. Göndermişler, bir seriye getirdiler. Üstadı bıraktılar, seriyenin içine Ruslar aldı, beni de arkadaşlarım kolumdan tuttu. Hemen bizi çektiler, üstteki o tel tip pencere bahsetmişim gözünü. Oraya soktular, oraya bir tabur askerleri vardı, iki tane de zatları, bir binbaşıydı, bir yüzbaşı. Bir odada oturuyorlardı, bizi götürdüler o odaya. Soba yanıyordu. Biz böyle sobanın etrafında oturduk. Bir müddet sonra tercüman getirdiler. Ustadan başladılar soğuklu suala. Soğuklu suali sorduktan sonra ustadın artık bizlerden soğuklu suali yoktu. Ustad da her taraftan cevap veriyordu. O arada ustadan sordular, sen yaralı mısın dedi, evet. Ustadın da bacağı cizmenin içerisinde, hakikat cizmedeydi, cizmesi öyle ayağı şişti, cizme sıkmış, daha fazla icraf verildi. Vakti ki bir sahiye kız geldi, yara olmadığı için bildi ki kırıktır, getirdiler kırıldı alçıya. Ayağını sürdüler, bıraktılar alçıya, sağdılar mı aldılar. O anda biz bir saat kadar böyle geçmişiz. Hem vücudumuz kızdı, biraz da korku tesellisi bizden geçti. Karnımız başladı, açmaya baygınlık geldi. Ağacdan baygınlık geldi, bile daha sıra oturmaya mecalimiz kalmadı. Kalmadığı için onlar anlamıştılar bir açık. Anladıkları için göndermişler etmek evlerden getirmeye. Bitsiz evleriyle boş kalmıştı. Göndermişler evlerden bize etmeyi toplamışlar, getirmişler. Bizim de haberimiz yok. Bir de vakta bir nefer gibi içeri bir rasmi tazim etti onların zabıtlarına. Zabıtlar kendi lisanlarıyla dediler, al gel getirme, vakta bir çuval etmedi. Hemen çuval etmeyi getirdiler, söylediler elimize. Bize tercüman söyledi ki etme günü yiyin, bize başladı etme yemeye. O iki zabıtın önünde bir masa vardı, masanın üstünde bir büyük tabak dolusu bal vardı. Hemen zabıtın biri o balı aldı, namerde etmedi, o da getirdi. Zabıtın biri de dövlebi açtıydı, beş kişide, beş tane kızarmış tavuk getirdi. Onu dövlebize yedirdikten sonra tam grup ezanı olur olmaz bizi götürdüler eski bizim hükümet binasına. Orada onların karargahı kalıydı. O karargah kumandanına teslim ettiler, bizi getirdi, tam bir odaya iyileştirdi. Ne kadar oralarda hali kilim vardı ise odalardan topladı, verdi bize. Kurdun falan çoktu, sobalar kuruldu, bir sobayı yandırdı, gönderdi bize çay yaptı, getirtirdi. Hakikat gönderdi bize bir sürahiye de çay getirtirdi. Bize çay içirtirdi, neyse o gece orada kaldı. Belki günü yaşalarımız çıktı, geldi. Bir iki gün öyle kaldıktan sonra bir gün bir gordenli bir yavar geldi. Bundan takat yaptı ustadan. Yetaktan sonra baktık tekrar 10 kişi bir seriye ile geldiler. Ustadı aldılar. Fırka kumandanı seni istemiş dediler general. Ustadı aldılar. Bizi de beraber aldı götürdü. Mahalle başında büyük bir bina vardı. O binaya. O binada eskiden vali kalırdı. Bizim vali Mandeh Bey kalırdı. O binada fırka kumandanları gelmiş el etmişti. Bizi aldı götürdü. Üst salona, üst odaya çıkarttılar. Üst salonda bizi bıraktı. Salona gelmesi gittiği odaya. Orada Ruslarla çok konuştuktan sonra tekrar bizi kendi yerimize getirdiler. Ve her gün için bizi götürdüler. Rus sabitinin kumandanına hiddet ederken elini masaya böyle vurduğu zaman bizden hiddete tabanca da kırdı. Biz salonda korkuyduk.
çıktığı vakit kendisine rica ederdi usta Seyda, bir Rus sabitinle şiddet yapma. Sen Türk sabitleri değildir, Osmanlı sabitleri değildir.